Ya şimdi tabii hani sezon başı bazı söylemlerde bulunmak aslında çok doğru değil. Çünkü çoğu takım hazır değil. Lige erken başlayanlar var, geç başlayanlar var. Ama ben sadece şunu söyleyebilirim. En büyük şampiyon kadın Trabzonspor gene bu sene. Çünkü hem geçen seneki kadrosunu çoğunu korudular ve çok iyi transferler yaptılar. Bir de gerçekten hem Trabzon takımı, şehri, başkanı, yöneticisi, futbolcusu yani inanılmaz bir birlik, beraberlik başladı Trabzon'da. Bu taraftar anlamına da inanılmaz. Yani ister deplasmanda olsun, ister kendi sahalarında olsun oynadıkları bütün maçları neredeyse kapalı gişe oynamaya başladılar. Bu Trabzonspor için de çok büyük bir avantaj. Yakaladıkları müthiş bir hava var. Ve sezona da çok iyi başladılar. Çok iyi bir ivmeleri var. En azından birbirini tanıyan, ne yaptığını bilen veya hocasının ne istediğini, ne yapmak istediğini, ne oynamak istediğini bilen bir takım oldu Trabzonspor. Çok önemli bir taraftar gücü var. Bunu da arkasına alarak bana göre şampiyonun en büyük adayı. Tabii ki her zaman olduğu gibi muhtemel 3 tane Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi rakipleri olacak. Bu sene biraz daha geçen seneye nazaran biraz daha Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun biraz daha iyi kadrolarla zorlayacaklar ligi. Tabii Fenerbahçe çok büyük yatırımlar yaptı. Sonuna kadar belki gidecektir ama Galatasaray da keza aynı şekilde. Belki işlerinde Beşiktaş biraz daha az transfer yaptı gibi veya şey gibi gözüküyor ama onlar sonuna kadar devam edecektir. Geçen sene gibi olmayacağını tahmin ediyorum. Ama bunların içinde, bu dört takımın içinde bunu zorlayacak belki bir Başakşehir gelebilir. Konya geçen seneden kalan bir takım belki devam eder. Alanyaspor veya sürpriz bir takım Sivasspor belki gelebilir. Bilemiyoruz ama ben gene bu sene ligin en önemli favorisinin Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Ya Avrupa'ya bakış açımız çok farklı. Hani biz Avrupa gibi değiliz. Bizler de hani sezon başları her takım atıyorum 7'sinde eğer toplanıyorsa erken toplanan takımlarda bir bıkkınlık diyeyim veya sezonu erken açmanın verdiği problem diyeyim veya işte Avrupa Kupası maçları, rakipler, isimler bunlar çok önemli. Tabii üçüncü turdan başlıyoruz. Hani yıllardır olmayan şeyler oldu ülkemizde. Ülke puanımız çok düştü. Takımlarımızın puan alamamasından kaynaklanan ve bunun neticesinde de gerçekten çok kötü takımlarla ve rakiplerle oynamaya başladık. İşte belki bir konsantrasyon eksikliğimiz oluyor ya da sezona tam hazırlanmadan Avrupa Kupası'na girmiş oluyoruz. Bunun acısını işte en basitini Konyaspor çekti. Yani Konyaspor'la Vaduz takımını yan yana koyamayız kadro olarak da oyun olarak da ama çok hazır olmadığınız zaman belki işte saha zemini de oydu buydu falan ama daha iyi konsantre olan çünkü onlar için Avrupa Kupaları çok önemli. Bizim için onlar kadar önemli değil. Çünkü işte onlar bir tur atladığı zaman şampiyon olmuş gibi seviniyorlar. Biz şeylere kalana kadar, üst gruplara kalana kadar olan bütün maçlarda hep burun kıvırıyoruz. Bunun için de ne yazık ki takımlarımız bu oyunculara sirayet ediyor, taraftara sirayet ediyor, kulübe sirayet ediyor. Kazandığımız maçların sevinmesini bile yapamıyoruz yani. Aslında Avrupa'da oynanan her maç ülke puanı için çok önemli ve çok anlamlı. Aslında bizim bunu kullanmamız gerekir ama işte neyse Başakşehir, Fenerbahçe belki turu geçtiler. Yani zaten isim olarak yan yana yazılmayacak takımlar yani. İşte mesela Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi bana göre sezon başından kaynaklanan işte çok erken 4 hafta sonra oynansa Fenerbahçe belki çok rahat eleyeceği bir takım. Biz zaten bu tür işleri bir türlü başaramıyoruz. Bu sezon başlarındaki bu hazırlanmalar, verilen önem ne yazık ki diğer takımlar gibi değil. Avrupa'da hangi takıma, hangi maça giderseniz gidin, o maçın önemi ister büyük takım olsun, ister küçük takım olsun, hepsi aynı. Ya bizde ne yazık ki böyle bir sıkıntı var. TFF bu sene TFF birincilik gerçekten ikiye bölündü gibi diyebilirim. 5-6 tane takım direkt şampiyonluğu oynayan ve müthiş transferler yaptılar. Hani işte Eyüpspor zaten bunların birincisi. Eyüpspor'un yaptığı transferler çok önemli transferler. Samsunspor keza aynı şekilde çok iyi transferler yaptı bu sene.
Çok önemli oyuncular aldı. Rizespor zaten düşen takımı var. O takımın üzerine iyi takviyeler yaptı. Devam edecekler. Bandırmaspor'un geçen seneden kalan çok iyi bir kadrosu var zaten. Onlar devam edeceklerdir. Bu sene her sene muhakkak sürpriz takımlar çıkıyor. İşte belki şu anda görüntü olarak işte Erzurumspor hiç kötü gözüküyor. İşte Göztepe transfer yapmadı. Çok az yaptı falan gözüküyor ama bizim ligimiz şöyle. 3-4 hafta sonra transfer dönemi kapanmadan herkes ilk birkaç haftayı oynar, eksiğini görür ve transfer yapmaya başlarlar. Bu sene şöyle bir şey oldu tabii birincilikte. Sürenin çok az olmasından çoğu takım gerçek hazırlığını yapamadı. Hem hoca olarak yapamadı, hem futbolcu olarak yapamadı, hem kulüp olarak yapamadılar. Onun için çoğu takım bana göre lige çok hazır girmeyecek. Ama belirli 3-4 haftalık periyottan sonra bu süre yavaş yavaş uzamaya başlayacak. Ve bu sürelerden sonra da takımlar artık hem transfer anlamında hem de kondisyon ve diğer eksikler anlamında tamamlanmaya başlayacak. Bizde zaten bir haftalık bay haftasında bile etkilenen çok futbolcu var. Takımlarımız çok etkileniyor. Ama bu sene hani tam sezon başlamış, tam herkes ivme kazanmışken devre arası olacak. İşte Dünya Kupası oynanacak. İkinci dönem daha farklı olacak. Onun için biraz önce söylediğim hani sezona iyi hazırlanamadı derken takımlar bundan bahsediyordum. Çoğu takım belki işte ilk yarıyı ya nasıl olsa başlarız. İşte gençlerle gidelim veya işte yapabildiğimiz kadar yapalım. Ligin ikinci yarısına bıraktılar her şeyi. İkinci yarısında hem transfer anlamında hem de gidişat anlamında değerlendirmek istiyorlar. Ondan dolayı yani bu sezon başlarında da 3-4 takım parası çok fazla parası olan takımlar veya transfere çok bütçe ayıran takımlar iyi transferler yaptılar. Onları ayırıyorum ama bu 5-6 takımın dışındaki takımların çoğu bu sene sıkıntı yaşayacaklar ilk devre. Bu sene şöyle bir hani lige baktığımız zaman hem Süper Lig'e hem de PDD 1. Lig'e baktığımız zaman gerçek anlamda çoğu takımın hazır olmadığını ve bütçe olarak da ne yazık ki ülkemizin artık çoğu takımın bütçe olarak çok azalmaya, yani bütçesinin azalmaya başladığını gördük. Bunun sebebi de bundan önce oynanan ve idare eden başkanların şu yeni sistem geldikten sonra artık o bonkörlükte olmamaları. Çünkü artık kendileri döneminden sorumlu olacağı için eskiden çok fazla har vurup harman savunulan bir lig vardı. Oyuncu portföyleri. Artık biraz daha takımlara baktığımız zaman biraz daha iyi oyuncular almaya çalışıyorlar ya da daha genç oyuncularla daha maliyet olarak daha düşük bütçelerle gitmeye çalışıyorlar. Aslında futbolun doğrusuna gelmeye başlandı ama ne yazık ki bu da bize ülke olarak çok zaman kaybettirecek. Çünkü gelen başkanların veya devam eden başkanlar belli bir süre bunu devam ettirmek zorundalar. İşte harcama limitleri var. Bu harcama limitlerine göre transfer yapacaklar. İşte oyuncuların alacakları, önceki dönemlerden alınacaklar falan. Yani kulüpler belki birkaç sene bunun kaosunu yaşayacaklar. Ondan sonraki süreçte kulüpler düzelecek. Belki futbol anlamında çok ilerlemeyeceğiz, çok iyi yerlere gelmeyeceğiz. Bunun sebebi de işte çok fazla iyi transferler yapılamayacak olması ama bana göre çoğu kulübü kurtaracağız. Belki kulüpler kurtulacak. Ondan sonraki süreçte belki yavaş yavaş daha iyi olmaya başlayabilir. Ama bizim her zaman savunduğumuz altyapılar, Türk oyuncular, Türk oyunculara güvenelim. Bununla alakalı şeyleri bizim halletmemiz lazım. Ve biz Türk oyunculara güvenildiği zaman neler yapılacağını biz kendi futbolculuğumuzdan da hocalığımızın ilk dönemlerinden de gördük. Ama şu son özellikle 8-10 yıldır gerçekten çok önemli bütçeler, çok önemli paralar harcanıyor ve buna kimse dur demiyordu. Bundan dolayı da işte milli takımımız 3. kümeye düştük. Avrupa'da doğru düz takımımız kalmadı. İşte kulüpler 14 tane yabancı getiriyorlar ama 14 yabancının neredeyse 5-6 tanesini sayabiliyorsun veya sahada görebiliyorsun. Oynayan oyuncuların kalitesi çok düştü, yabancı oyuncuların. Neticesinde bizim Türk oyuncularının da kalitesi düşüyor. Yani bizim zamanımızda eskiden oynanırken veya daha şu son 10 sene öncesine kadar
çok kaliteli oyuncular geldi. Bir Hacı geldi, Türkiye'ye neler öğretti. İşte Alex'ler geldi. Hani ülke o kadar önemli oyuncular geldi ki şu son dönemde baktığınız zaman sayabileceğiniz neredeyse oyuncu yok. Şu oyuncu diyeceğiniz oyuncu kalmadı. Veyahut da bu şeylerden dolayı işte müthiş oyuncularımız vardı. İşte Talisca diyorduk. Herkes bir şeyler öğreneceğiz diyorduk ama daha fazla para veren yer var. Oralara gittiler. Onları da elimizde tutamadığımız için ne yazık ki futbolumuzda bayağı bir gerileme oldu. İnşallah bu şu son 1-2 senede eğer kulüpler kendini toparlarsa ve inşallah bu Türk oyunculara, genç oyunculara daha fazla şans verildiğinde inşallah futbolumuz biraz daha ileriye gidecek.